Ve biz gündemden merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün Profesör Doktor Gencay Gürsoy ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi konuk almışken Türkiye demokrasiye ne kadar yakın, ne kadar uzak sorusuyla böyle bir gündemi toparlayalım istedik. Aslında hani en yakından da başlayalım. Önce işte Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar, öğrencilerin önce gözaltına alınması bir tepkiden dolayı ya da barış istedikleri için gözaltına alınması ve ardından gelen tutuklamalar. Bursa'da muhtarlara silah talimi yaptırılması, Osman Gazi Üniversitesi'nde yine bir öğretim görevlisinin kendi arkadaşlarını, 4 kişiyi arkadaşı diyelim ya da meslektaşlarını öldürmesi. Tüm bunlar Türkiye için nasıl bir süreci ifade ediyor? Hele de böyle hani topyekün bir savaş hali, havası, Afrin'de bir taraftan operasyon sürüyor, ülkenin doğusu bambaşka bir alemde. Neler söylemek istersiniz? Gerçekten Türkiye ne evet. kadar uzak, ne kadar yakın? Böyle bir cümleyle bu açmazı cevaplandırmak mümkün değil. Türkiye bir kere yani açık konuşmak lazım. Hani zaman zaman kötümser olmayı çok böyle büyük bir suçluluk gibi hissediyoruz. Ama yani açıkçası ben çok iyimser değilim. Türkiye kötüye gidiyor. Demokrasi açısından da, ekonomik açıdan da, sosyal ilişkiler, bir toplumu ayakta tutan bağların gevşemesi bakımından, her şeyle dağılmakta olan bir toplum manzarası arz ediyor. Şimdi Boğaziçi yeni olay, öğrencilerin içeri alınması. Evvelsi gün aileler bir basın açıklaması yaptılar, evet. İstanbul Tayyip Odası'nda. Ben de oradaydım, orada izledim. Anneler vardı, birçok sayıda işte aileler, öğrenciler. Yani olayı çok yakından biliyorum. Eşim de orada çalıştığı için öğretim üyesi. Hani bilemediniz bir disiplin soruşturması içinde. Kolayca halledilebilecek bir mesele. Birdenbire böyle silahlı milis güçlerinin neredeyse okulu basmasıyla çok büyük bir boyut kazanıyor. İşte öğrenciler derslerden, kütüphanelerden çıkarılıyor. Bir öğrencinin o toplantıda bir öğretim üyesi, Boğaziçi'nden bir öğretim üyesi anlattı. Annesi de oradaydı. 18 yaşında bir üniversite öğrencisi. Bir kere bunların hepsi Türkiye'de orta öğretimi çok başarıyla geçen ve sınavlar vererek çok güç girilen bir üniversite ve Türkiye'deki hani yüz akı diyebileceğimiz birkaç üniversiteden biri. Uluslararası tanınmışlığı olan, yayınlar bakımından gayet iyi durumda olan bir üniversite. Dolayısıyla oraya girmek her genç için, ya bizim gençliğimizde de böyleydi. Çok mümkün değil. Çok zor olan bir yer. Şimdi oradaki en parlak öğrenciler, bu tesadüf de değil. Çünkü yani sosyal bilimlerde falan dünyada olup bitenlerle, ülkede olup bitenlerle ilgilenen öğrencilerin zaten ortak özelliği ciddiyetle derslerine çalışmaları ve iyi öğrenci olmaları. Yani sadece okul başarısı yetmiyor iyi öğrenci olmak için. Sosyal alanınızı da genişletmek zorundasınız. Yani bu bir entelektüel yaşamın diyelim öğrencilik, yüksek öğrenimin genel yapısına uygun öğrenciler bunlar. Uluslararası standartlarda, çağdaş standartlarda öğrenciler. Şimdi 18 yaşındaki bir kız öğrenci, kadın öğrenci gece evi basılıyor. Sabaha karşı saat 5'te. Annesi, bir 9 yaşında biri var evde anlattıklarına göre. Bir başka genç insan var. Bunların üçü de kadın galiba. Yerlere yatırılıyor maskeli silahlı insanlar tarafından. Üstlerine basılarak içeri giriliyor ve apar topar 18 yaşındaki çocuk gözaltına alınıyor. Sonra da tutuklanıyor. Ortada bir lokum efsanesi var. Nedir çok iyi bilmiyoruz ama işte görgü tanıklarının anlattıkları. Bir stand açılıyor. İşte bu Afrin olaylarıyla ilgili hani Türk ordusu büyük zafer kazanmıştı ya Afrin'de bir 400 bin kişilik bir küçük kenti
zapt etme şeyiyle, efsanesiyle. İşte oradaki, yani bu olaylarda ölen şehitler için zannediyorum lokum dağıtma diye bir şey yapılıyor. Evet. Şimdi işin garip tarafı, daha olayın başlangıcında polis orada. Hani dolayısıyla bir provokasyon olduğu konusunda çok sayıda orada eğitim gören öğrencilerden de, öğretim üyelerinden de bize yansıyan, basına yansıyan bilgiler bu çerçevede. Yani bir hazırlanmış bir tezgah var sanki. Orada evet, birileri lokum dağıtıyor, işte şehitler adına falan ve dolayısıyla hükümetin Afrin politikasını destekleyen bir tavır. Okulda barış yanlısı büyük bir çoğunluk var. Evet. Bunlar da işte ölüme ya da şeye Afrin'e lokum dağıtılmaz diye bir şeyler söyleniyor. Galiba bir de işte lokumları taşıyan stand devriliyor, lokumlar da yere saçılıyor. Hani büyük cinayet, lokumlar yere saçıldı diye 9 öğrenci o gün, ondan sonra devam ediyor hala. Evet. Sürek avı. İşte en yetkili ağızlardan akıl almaz tehditler, bunların işte eğitimlerini engelleyeceğiz lafları. Sonrasında öğrencilerin sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde değil, Türkiye'deki birçok üniversitede barış isteyen öğrencilerin ayıklanılacağı üzerine yapılan bir takım konuşmalar da var. Şimdi barış istemek neden suç olsun ki diye soracağım. Siz nasıl yanıtlayacaksınız bu soruyu? Çünkü siz de barış istediğiniz için yargılananlardansınız. Bir de işin evet, o tarafı var, o kısmı var. Ne söylersiniz? Şimdi Orta Doğu'da hani her gün diken üstünde yaşıyoruz. Bütün bir bölge. Bizler de öyle. Yani uzaktayız güya biraz kilometre olarak ama yani her an işte emperyalist güçler, bölgedeki büyük devletler falan bir çılgınlıkla biri 3. Dünya Savaşı'nın tetiğini de çekebilir. Zaten kan gövdeyi götürüyor. Şimdi böyle bir coğrafyada barıştan yana olmak suç oldu. Savaştan yana olmak lokum dağıtanları işte arkasına desteklemek biçiminde resmi güçler tarafından algılanmaya başlandı. Burada bir tuhaflık yok mu? Yani insanlar birbirine soruyorlar. Anneler geçen gün yani ya barış istemek nasıl suç olabilir? Yani her gün bunun ceremesini sadece o bölgedeki insanlar çekmiyor. Orada yaşanmaz hale gelen bir bölge koşullarından kaçan insanlar İstanbul'un göbeğine kadar geliyorlar. İşte bir sürü sosyal problemi içinde yaşıyoruz. Hiç görmediğimiz tipte yaşam tarzıyla sokaklar insanlarla dolu. Yer yer kültürel çatışmalar oluyor. Halk işte bu gelenlere karşı haksız tepkilerde bulunuyorlar vesaire vesaire. Şimdi bunlara karşı barış resmen suç nedeni sayıldı. Bundan bir süre önce artık bu olaylar o kadar birbirini izliyor oldu ki hani unutuluyor birçok şey. Biz 170 imza ile bir bildiri yayınlamıştık. Yani evet, yine işte barış talep eden bir bildiri. Onun hakkında da olmadık şeyler söylendi. Yani sonuçta bu tırmanış nereye kadar gider kestirmek mümkün değil. Yani işte sizin sıraladığınız bu Bursa'daki olay. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nde zaman zaman orta öğretim okullarında rastlanan hani aşırı silahlanma, sivil silahlanmanın sonucu olan bir takım olayları duyuyorduk ama hani bizim ülkemizde hiç olmasa bu yok diye övünürdük Amerika'ya karşı. Evet, Amerika'da sadece sivil silahlanma tartışılıyor ama Türkiye'de bir de bunu destekleyen bir KHK var. Her ne kadar hükümet bu yönde çıkarmadığını söylese de bazı insanlar gerekli gördüğü kişileri vatan haini ilan edip onlara karşı evet cezasız kalabilirler silah evet, kullandığında. Evet, evet. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani bu ürkütmüyor mu gerçekten insanları? Çok vahim bir durum. Çok vahim bir durum. Yani işte o olaylar sırasında ortadan kaybolan, daha doğrusu sivillere dağıtılıp da toplanmayan on binlerce silah olduğu söyleniyor. Geçenlerde
bir zannediyorum mermi alma, silah başına mermi alma konusundaki sınırlama galiba 50 veya 100 civarındayken 1000'e çıkarıldı diye hatırlıyorum. Hani neredeyse şey hani iç savaş hazırlığı diyebileceğimiz bir vahşi bir şeyin, çılgınlığın izlerini yaşıyoruz. Çok. Tam o zaman buradan hocam Osman Gazi Üniversitesi'ne gidelim. İşte geçtiğimiz hafta yaşandı. 4 akademisyen öldürüldü. Orada da kişi saldırgan bu mesele yani kendisi ihbar ettiğini, oradaki meslektaşlarını bu sebepten dolayı atılanların olduğu, yargılananların olduğu, hatta cezaevinde olanların olduğu belirtiliyor. Sonra diyor ki ben görevimi yaptım, o bana yetki verildi, ben de o yetkiyi kullanarak silahı kullandım. Evet. Şimdi rektör istifa etti. Peki yeterli mi? Şimdi bunu da yeterli bulanlar var, bulmayanlar var. Size soralım. Yani nasıl değerlendirirsiniz? Ortada 4 insanın cesedi var. Bu hani rektörün istifasıyla bu vahim olayın kapatılması düşünülebilir mi? Yani çok kesiyor, bölüyorum sizi. Rektörde devletin bekası, işte soruşturmanın salim yürütülmesi ve devlet kurumlarının yıpratılmaması adına böyle bir istifayı gerekçelendiriyor. Yani en azından istifa etmiş olması iyi bir şey tabii ama ondan ibaret olmaması lazım. Çünkü daha aynı gün bir başka öğretim üyesi, kadın öğretim üyesinin haykırışlarını medyadan izledik. Yani bu katil korunduğunu haykıra haykıra söylüyordu bu insanlar. Oradan gelen basına yansıyan bilgiler de bu çerçevede. Bu çocuk yani yemiyor, içmiyor, etrafı ihbar eden bir çocukmuş. Hangi suçlarla, ayrıntıları nedir bilemiyoruz tabii ama yani birbiri arkasına insanları suçlayan ve hakkında bu yüzden soruşturma açılan bir genç öğretim görevlisi. Muhtemelen işin içinde bir takım psikolojik rahatsızlıklar da vardır. Yani bir insanın yani meslektaşlarını bu kadar pervasız, bu kadar gerçek dışı biçimde ihbar etmesi sağlıklı bir ruh yapısıyla bağdaşır bir şey değil. Bilmiyoruz bunları ama yani böyle olma ihtimali de var. Fakat kendi açıklamalarından da anlaşılıyor ki yani doğrudan doğruya o mu görevlendirilmiş yoksa hani vazifemi edinmiş bütün yetkililerin Cumhurbaşkanlığından başlayarak muhtarları ihbarcılıkla görevlendiren valilere, işte başbakana, İçişleri Bakanlığı'na varıncaya kadar o kadar büyük teşvik alıyor ki ihbarcılık. Hani her şeyi bırakın bu biraz hani şeye ahlaka aykırı bir şeydir. Bizim Anadolu kültüründe hani ihbarcılık mekanizmasına alet olmak çok ayıp bir şeydir. Çok özel durumlarda, çok ne bileyim biri cinayet işleyecektir, ondan eminsinizdir. Gider bunu tabii ki engellemek için ihbar edersiniz, bunlar olabilir ama yani böyle bir takım şüpheler üzerine birçoğu doğrulanmayan, hayatlarının yakılmasına, yıkılmasına yol açan ihbarcılık bu ülkede ahlakın da çökmekte olduğunun çok hüzünlü bir delili. Ben şimdi az önce konuştuk, yine oraya döneyim, oradan da kısa bir düşüncelerinizi almak istiyorum. Etiketler yaratıldı, barış isteyenler, istemeyenler ya da vatan haini gibi insanlar böyle etiketlendiler. Az önce söyledik, barış akademisyenleri var, yargılanıyorlar diye. Biraz oradan nasıl devam ediyor yargılamalar? Geçtiğimiz günlerde artık cezaların verildiğini biliyoruz. Nasıl bir süreç işliyor? Vallahi bir tarafıyla yani ben hukukçu değilim ama işte yıllardır bu işlerin içinde olduğum için hani usul yasalarını da az çok öğrenmiş durumdayım. Akıl almaz bir kaotik kanalda gidiyor bu davalar. Evet. Olayı biliyoruz. İşte başlangıçta bir bildiri metni var. Bildiri metninin özelliği işte bu Güneydoğu Anadolu'daki doğru ya da yanlış, kim başlattı, bunlar tartışma dışı. Ama sonuçta hepimizin tanık olduğu uluslararası insan hakları örgütlerinin, hatta Birleşmiş Milletler'in güvenilir kaynaklarının belgelediği bir olay var. Nedir bu olay? İşte
uzun devam eden, günlerce, haftalarca, aylarca devam eden sokağa çıkma yasakları nedeniyle bir sürü sivil hayat karardı evet. bu bölgede. İçme suyu bulamadılar. Sokakta ölmüş annesini alamadı. Günlerce alamadı. İşte öldürülmüş çocuğunun cesedini buzdolabında saklamaya grotesk, böyle akıl almaz bir takım olaylar yaşandı. Bunların en böyle civcivli olduğu, insanları yüreklerini yaktığı bir dönemde akademisyenler de ya biz buna seyirci kalmamamız lazım. Yani gerekçesi ne olursa olsun sonuçta muhatap devlettir ve devletin bunlara yol açanları kovuşturması lazım. Çünkü geriye doğru anlıyoruz ki o sıralardaki bütün bu olaylara neden olan güvenlik güçlerinin sorumlu mevkilerinde oturanların birçoğu işte tırnak içinde FETÖ'cü olduğu daha sonra ortaya çıkıyor ve bunların birçoğu da görevlerinden alınıyor. Bazıları içeride yargılanıyor falan. Şimdi bir darbe teşebbüsü olayından dolayı suçlu olan insanların yetkili oldukları dönemdeki uygulamalarına karşı akademisyenler tepki gösteriyor. Bu an insanlar hala içeride ve bu tepkiden dolayı terörle, ya daha doğrusu terör örgütüne propagandasını yapmak suçundan, akıl almaz bir suçtan yargılanıyor. Ne kadar bunlar? 2000 kişi. 2000 küsür. Şu ana kadar işte 1200 imza üzerinden araştırmalar yapıldı. Zannediyorum 300 civarında davalar açıldı. Peyderpey açılmaya devam ediyor. Davalardan ibaret de değil. Bir kısmı, büyük bir kısmı çalışanlar işte KYK'larla görevlerinden alınıyor. Alındılar, evet. Fakat davaları şimdi, yani başlangıçta 4 arkadaş, biri de benim eşim. İlk bunların ilgili basın açıklaması yaptıklarının ertesi günü gözaltına alındılar ve uzun bir süre, yani 45 gün civarında cezaevinde kaldılar. Sonra tutuksuz yargılama devam ediyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu ilk dava sürerken geri kalan 300 kişinin, benim de içinde olduğum akademisyen grubu peyderpey davalara konu olmaya başladı. Ama aynı metin, yani suç unsuru diye tırnak içinde eğer bir belge varsa o dilekçe, işte basın açıklaması, daha doğrusu bildiri, altında imzalı olan bir bildiri ve iddianame aynı iddianame. Yani bir tek şey suç var bildiri, diyelim. Bir tek suç unsuru ve aynı iddianameyle şu anda 400 kişi değişik mahkemelerde, birbirinden farklı mahkemelerde yargılanıyor. Ve arada işte şeyler, cezalar verilmeye başlandı. Şimdi avukatlarımız ve biz talep ediyoruz ki, yani her şeye aykırı, aynı dava olduğuna göre, aynı iddianame olduğuna göre bunları tek dava haline getirin, kabul etmiyorlar. Şimdi duyuyorum ki bir mahkeme kendisine ait birkaç davayı birleştirme kararı almış. Hiç olmazsa o bir adım belki. Yani bunun mantığı nedir diye kendi kendimize soruyoruz. Muhtemelen şey, yani toplu dava, böyle hani 300-400 akademisyen birden bir mahkemede yargılanması büyük tepkilere yol açabilir. O düşüncesiyle görüntüyü vermemek için parçalayarak yargılamaya o yolu seçtiler. Fakat tabii şey, yani biraz bekledikleri gibi olmadı. Yani her davaya onlarca akademisyen başından sonuna kadar izliyorlar. Görevlerinden alınan arkadaşlar barış akademileri diye akademiler açarak sivil hayatta, üniversite dışında gönüllü olarak öğrencilere, halka, kendi konularında bilimsel dersler, aydınlatıcı konferanslar vermeye başladılar. Yani yayınlar yapılmaya başlandı. Bu şeyin, görevlerinden alınan akademisyenlerin bilimsel araştırmaları kitap haline getiriliyor. Evet, evet. Bazıları işte anılarını yazanlar kitap halinde topladılar. Yurt dışından sayısız
hem yayın bakımından destek çağrıları var, hem işinden olanlara böyle bir iş baskı, teklifleri var. Başka bir üretimin kapısını da açtı diyorsun. Evet öyle. Yani işte bunlarla teselli olmak mümkün değil tabii ama evet. Yani şu özeti yapabiliriz bu olup bitenler karşısında. Ben aşağı yukarı 40 yıl hocalık yapmış olan bir öğretim üyesiyim. İnsan hakikaten içi sızlıyor. Yani bu kadar çok sayıda insanın, gencin heder edilmesi, bunların birikimlerinin, bu hocaların yetişmesinin, işte hani maddi manevi bedelini düşünün. Ailelerine, bu ülkeye, hepimizin vergileriyle bu insanlar okutuldu. Sınavlar verdi, işte kitaplar yazdı. Şimdi bütün bu potansiyeli, bu parlak potansiyeli siz mahkeme kapılarında süründürün. Ve büyük bir gençlik kitlesini, en parlak olanları, yani yurt dışında kolayca iş bulabilecek olanları, o seviyede olanları patır patır yurt dışına gidiyorlar. Yani gidebilenler, pasaportu alınmamış olanlar, yurt dışında bugüne kadar görülmemiş boyutlarda bir beyin göçü yaşıyor Türkiye'ye. Avrupa'nın çeşitli yerlerine falan. Evet, umarız bir sonraki yayınımızda ceza alıp cezaevine giren akademisyenleri konuşmayız hocam. Cezalar çünkü yani kimisinin ertelendiği, kimisinin şimdi henüz tam kesinleşmiş böyle cezaevine giren bir akademisyen yok. Ama bu önümüzdeki süreçte sanırım o biraz belirginleşecek değil mi? Çünkü ikinci davalar görülmeye başlandı. Tabii aslında giren de var. Onur Hamzoğlu arkadaşımız. Evet. Gerçi şu anda şeyden dolayı bu barış bildirisindeki imzasından dolayı içeri alınmış değil. Daha önce ondan tutuklanmıştı, gözaltına alındı, tutuklandı. Evet. Epey bir süre kaldı, çıktı. Şimdi başka bir yerdeki konuşması nedeniyle cezaevinde maalesef. Evet. Tabii bu bir Kürt meselesinin ya da işte bölgede yaşananların bir parçası bu sürecin. Kobani'den Afrin'e değişen bir Kürt siyaseti var. İşte iki gündür HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılaması vardı. Orada bir takım ifadelerde bulundu. Kobani olaylarına bu devletin yaklaşımını anlattı. Hatta o dönemde Kobani'ye biz destek vereceğiz, veririz'den bugüne neler değişti? Siz de yakından takip ettiniz, ediyorsunuz. O çözüm sürecinde de çok fazla açıklamalarınız var. Bugünden baktığınızda neler söylersiniz? Kürt meselesiyle ilgili, AKP'nin değişen Kürt siyasetiyle ilgili neler söylersiniz? Valla ben 2005 yılında o sıralarda İstanbul Tabip Odası Başkanı'ydım. Ve bugünkü Cumhurbaşkanı da Başbakan'dı. O dönemde henüz bu işte barış süreci falan başlamış değildi. Ve çatışmaların en böyle yoğun olduğu bir dönemdi. Biz kaç kişiydik? Şimdi kesin hatırlamıyorum ama bir 100 imzalık galiba yine bir aydın dilekçesinin temsilcileri olarak Başbakan'la Ankara'da görüşmeye gittik. Ben sözcüydüm, grubun sözcüsüydüm. Adalet Ağoğlu vardı, daha birçok üniversite öğretim üyelerinden, arkadaşlar, gazetecilerden, yazarlardan, sanatçılardan oluşmuş bir gruptu. O dönemde bir şey, ya bizim amacımız şu ya da bu biçimde bir ateşkes, bir şey, bir bu ölümlerin durması için ne yapılabilir diye bir adım atmak istedik. Başbakan, o dönemdeki başbakan bizi çok iyi karşıladı. Yani biz de bu kadarını beklemiyorduk. Ankara'da geniş bir toplantı yaptı. 7 bakanını, konuyla ilgili olabilen İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, daha birçok bakan, başbakan yardımcıları falanla birlikte geniş bir toplantı yaptık. Ve o toplantıda ilk defa Tayyip Erdoğan, Başbakan olarak ben Kürt meselesini tanıyorum, böyle bir meseleyi varlığını kabul ediyorum ve bunun çözülmesi konusunda da elimden geleni yapacağım dedi. Hatta işte öneriler istedi, neler yapılabilir falan, bir
iyi şey, yani bir ortamı yumuşatabilecek adım eğer hükümet atarsa diye biz söylemiştik. Biz de elimizden geleni yapıp Kürt siyasi hareketinin bir adım geri atmasını sağlayabilecek kamuoyu baskısını harekete geçirebiliriz belki falan diye vaatlerde bulunduk. Mesela ne yapabilirim diye sormuştu, hiç unutmuyorum. Ben de bir, ne bileyim, Kürdoloji Enstitüsü açabilirsiniz mesela dedim. Bir üniversitede, Güneydoğu'daki bir üniversitede Kürt dili edebiyatı ile ilgili bir, dünyanın her tarafında var bunlar. Çünkü hı hı. Kürt dili diye bir dil var. Bu ülkede yüzyıllardan beri yaşayan bir halk. Hatta Türklerden önce bu coğrafyada yaşayan bir halk. Eğer bizim Orta Asya'dan geldiğimiz varsayılırsa. Ve bütün komşu ülkelerde, Yunanistan'dan Rusya'ya kadar, Kürdoloji, Avrupa ülkelerinde de Kürdoloji enstitüleri var. Çok ilgilendi. Tabii dedi, yani gök araya girsin, gök hazırlasın, Kürdoloji enstitüsü açarız dedi. Nitekim onun arkasından işte Başbakan Ankara'ya gitti, Diyarbakır'a gitti. Orada çok memnun kalmadı, iyi karşılanmadığı, daha doğrusu yeteri kadar kalabalık görmediği için. Ve öyle atılan adımlarla sonunda işte bu görüşmeleri herkes henüz belleklerinden kovmuş değil. Bugünkü siyasi iktidarın bütün çabalarına rağmen o ölümsüz yılları çok iyi hatırlıyoruz. Evet. O orada başlayıp 2005'te başlayıp nihayet işte İmralı görüşmeleriyle bir çerçeveye oturan ve işte koşulları ortaya çıkan ve onun arkasından Haziran seçimleri, 7 Haziran seçimleri ve gördük ki 7 Haziran'da siyasi iktidar o çabaların kendi oylarını yükseltmeyi sini beklerken işte HDP barajı geçti ve iktidar tek başına hükümet kurma çoğunluğunu kaybetti. Evet. Ve bunun üzerine tabii çılgına dönüldü. İşte anlatmaya gerek yok. Yeniden seçim. Bu sefer işte bambaşka bir hava ve o gün o görüşmeleri yapan ve daha sonra işte İmralı görüşmelerinde görev alan siyasiler teker teker bugün bu olay devletin kendi olanaklarıyla hazırladığı ve aracı olduğu bakanlarıyla görüşmelerinden her şeyine kadar çerçeveyi çizdiği, yetkilendirdiği gruptan kendi bakanları bugün persona non grata haline geldi, uzaklaştırıldı. Evet. Ötekiler de işte HDP milletvekillerinde birçoğu bugün ya içeride ya suçlanıyor vesaire. Yani kendi hazırladıkları bir barışma sürecini kendi elleriyle devirdiler. Bu olayda tabii şimdi soruya dönersek işte Kobani olaylarını bir gerekçe olarak ileri sürdüler. İşte daha önce öldürülen iki polisin işte Kürtler tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Bunların hiçbiri kanıtlanamadı. Ve işte aylar içinde kanlı bir çatışmanın bütün acılarını Türkiye yaşar hale geldi. Şimdi sayısı belli değil. Ölülerin, şehitlerin, işte asker ölüleri, genç Kürt ailelerinin, çocuklarının ölüleri ve sayısız sivil ölümü bugün yaşamaya devam ediyoruz. AKP hükümeti çatışma siyasetinden besleniyor yorumu aslında herkesin yani ortaklaştığı bir yorum olarak görülebilir. O zaman şimdi bütün bu süreci şu son dönemdeki seçime bir yatırım olarak görebilir miyiz? İttifaklar kuruluyor. Buradan seçime gidelim isterseniz. Gerçekten öyle mi? Oy mu kazandı? Yani eli güçleniyor mu hükümetin seçimleri için? Şimdi demin sizin kurduğunuz cümle bir gerçeği yansıtıyor. Aslında sadece Türkiye'de değil, yani gerginlik politikasının, baskı rejimlerinin adeta besin yeri olduğunu çok iyi biliyoruz. Tarihte de böyle olmuştur. Yani bütün
faşist İtalya'da da, işte Franco İspanya'sında da, Almanya'da da bir gerilim, bir toplumsal çatışma, iç çatışmaların bu rejimleri uzun yıllar yaşattığını çok iyi biliyoruz. İşte o hal bir gerekçe olarak bugün hala hayatımızı karartan bir manzara arz ediyor. Bunun işe yaradığı da kesin. Yani bunu biliyoruz. Yani hakikaten işte o halle birlikte şeyin siyasi iktidarların, bu tür siyasi iktidarların gerilimden beslendiğine dair dünya kadar örnek var. Bunu başarıyla da yürütüyorlar hakikaten. Dolayısıyla bu tabii bu tezgah ne kadar sürebilir? Yani bu sürdürülebilir bir rejim mi diye bütün dünya tartışıyor. Gözleri Türkiye'de. Zor doğrusu. Yani benzer ülkeler var. Daha yakınlarda Orban Macaristan'da yine bir seçim kazandı. Evet. İşte Putin malum bir özel bir yapı, bir otoriter yapı, otoriter demokrasi diyenler var ama bu demokrasi lafını bile Putin'e yakıştırmayanlar var. Neden zor dediniz hocam? Türkiye'deki biraz da muhalefeti düşünerek sorarsak. Şundan zor ya, bir kere şey yok. Yani ekonomik güçlükleri kolayca üstesinden gelebilecek, krizi atlatabilecek potansiyel Rusya'da var mesela. Macaristan'da büyük şey yok. Yani büyük ekonomik kriz şu anda yok. İşte Azerbaycan'da benzer bir rejim yürütülüyor. O da yakınlarda büyük çoğunlukta bir seçim kazandı tırnak içinde. Ama orada da petrol var. Ne bileyim, İran rejimi ayakta duruyor, petrol var. Evet. İşte bütün bu ülkelere baktığınız zaman Çin zaten özel bir baskı rejimi belli. Çok büyük potansiyeli var. Dünyaya kapansa da öyle çok şey değil ama Türkiye gibi Avrupa Birliği'ne bütün endüstriyel dış ticaret ilişkileri bakımından bağımlı, hani kültürel bağları bir yana bırakalım ki Türkiye 700 yıllık bir geçmişi olan bir Avrupa ülkesi olarak Osmanlı zamanından başlayan bir geçmişi var bunun. Böyle bir kopuşun bedeli çok ağır olur. Yani işte NATO ülkesidir, şudur budur. Bunun yanında bir de şey var. Türkiye'de yani bu ülkelerde, saydığım ülkelerde canlı bir muhalefet yok maalesef. Hı hı. Ama Türkiye'de ne kadar baskı yapılırsa yapılsın, işte akademisyeninden öğrencisine, siyasi partilerinden bilmem bir şey, sivil halka kadar bir geniş memnuniyetsiz kitle var. İşte buradan referandumla devam edelim mi hocam o zaman? Tabii. Şimdi seçim tarihini bilmiyoruz ama çokça hani seçim hazırlığı yönünde haberler çıkıyor özellikle iktidar. Peki şimdi muhalefet nasıl bir hazırlık içinde? En çok konuşulan meselelerden biri hani adayların kim olacağının bir önemi yok ama biz hatta geçtiğimiz günlerde Sezgin Tanrıkulu CHP milletvekili konuğumuzdu. O da şöyle söyledi, dedi ki o ittifak, bu ittifak her şey olabilir. Asıl mesele seçim güvenliği ve biz CHP olarak bütün muhalif kesimleri aslında bu güvenliğin sağlanması için bir ittifak sağlamak amacıyla da görüşüyoruz, görüşmeler sürdürüyoruz. Ne söylersiniz bununla ilgili? Çok doğru tabii, ben de katılıyorum. Yani şöyle bir psikoloji hakim olmaya başladı özellikle Güneydoğu'da, Kürt halkı arasında. Yani o kadar ağır şartlarda yaşıyoruz ki seçimin hiçbir güvenceye kavuşturulması imkanı yok. Dolayısıyla biz ne yaparsak yapalım bu iktidar değişmeyecek ve seçimde hangi sonuç alınırsa alınsın işte muhalefetiyle, iktidarıyla bizim sorunlarımıza derde deva bir şey çıkmayacak buradan bir diye bir psikoloji var. Yani evet. Öte taraftan da şeyin seçim güvenliği konusundaki endişeler öyle boyutlara varmış durumda ki insanlar seçime girmenin hiçbir anlamı olmadığını ileri süren araştırmacılar da var. Aklı başında bu işle uğraşan insanlar da var. Fakat
Yani ben o kanaatte değilim. Zaten hakim kanaatte bu çerçevede değil. Yani ne olursa olsun Türkiye'de seçime kadar güvenlik meselesine bütün ağırlığıyla muhalefetin yüklenmesi lazım. Bunu yapıyorlar da. Yani bugün en azından seçim güvenliği bakımından muhalefetin gittikçe daha diyelim güvenilir biçimde bir blok oluşturmaya çaba gösterdiklerini görüyoruz. Yani ben çok dışarıya yansımıyor ama CHP ile hani HDP bile hani hiçbir zaman yan yana gelmeyen HDP arasında bile görüşmeler güvenlik bakımından görüşmelerin zemininin hazırlandığını hiç olmazsa biliyorum. Öteki partiler işte İYİ Parti ile Saadet Partisi arasında görüşmeler yapıldığını biliyorum. CHP ile başka girişimlerin işbirliği yaptığını biliyorum. Oy ve ötesi diye çok geniş bir geçmişte çok iyi örnekler yapmış olan bir sivil toplum hareketi var. Başka ona benzer başka isimlerde çok sayıda sivil toplum hareketleri var. Yani bir seferberlik hali seçim güvenliği bakımından başlamış durumda. Dolayısıyla boykot lafını duymak istemiyor insanlar artık. Ne olursa olsun seçime girilecek ve tabii ki sonuna kadar güvenli bir seçimin koşulları hazırlanmak üzere bu yola gidecek. Son olarak şunu sorayım hocam. Az önce söylediğiniz CHP ve HDP arasında bile seçim güvenliğine dair toplantılar ya da işte görüşmeler sürüyor diye. Peki ittifak ipuçları var mı hiç böyle bir ittifak ipuçları doğurur mu bu görüşmeler? Vallahi benim CHP yönetiminden ümidim yok. Yani bugüne kadar o kadar büyük hani ittifak olanaklarını imkansız hale getirebilecek suçlar işlediler ki işte bu dokunulmazlık meselesi anayasaya aykırı drama biz kabul oy vereceğiz demeden başlayıp daha sonra da çeşitli biçimlerde devam eden işbirliği zeminini zorlayan şeyler yapıldı. Ama buna rağmen ben hala adım atılabileceğini düşünüyorum. Yeter ki CHP bu esnekliği gösterebilsin. Yani şöyle bir yanılgı içindeler. Hani HDP ile işbirliği yaparsak işte sağdan gelecek milliyetçi oyları kaybederiz. Böyle bir şey yok. O milliyetçi oyların iki tane birden sahibi var. MHP var, İYİ Parti var. Yani oradan CHP'ye ekmek gelmesi akıl alır iş değil. Bu hesaplar tutmaz, yanlış. Halbuki bir adım atılsa Kürt halkının o ümitleri, ümitsizliği daha doğrusu biraz törpülense, biraz cesaret verilse o işbirliği, onun anahtarı da HDP ile işbirliğidir, apaçık bir şey. Yani bu insanları gönülsüz oy verecek olan insanları ya da sandığa gitmeyecek insanları biraz motive etseler seçim kolaylıkla kazanılabilir. Çok büyük bir potansiyel var. İnsanlar sabahlardan akşama kadar sandık başında beklemeye kararlı. On binlerce, yüz binlerce genç var, insan var. Kolay değil. Yani çok çaba sarf edecekler. Hiç güven duymuyorum. Ben de iktidara her türlü şeyi manipülasyonu yapma kabiliyetine ve kararlılığına sahip olduklarını biliyoruz. Ama aynı derecede kararlı bir muhalefet gücünün de oluşmakta olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla herkesi seçime doğru bu çabanın destekçisi olması lazım. Bunun olabileceğine de inanıyorum ben. Yani dediğim gibi çok iyimser bir tabiatta bir insan değilim ama işte bir yarım asırlık siyasi geçmişi tanıklık olmuş bir insan olarak, tanıklık etmiş bir insan olarak ben Türkiye'nin kolay kolay baskı rejimine böylesi yöntemlerle teslim olamayacağını düşünüyorum. Önemli bir potansiyel var. Bu 70 yıllık bir demokrasi geçmişi var. Daha da yüksek, uzun. Bunun Türkiye'de karanlık bir rejimin yollarını düşeyenlere bu fırsatı tanımayacağını düşünüyorum.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz, katıldığınız için. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Profesör Doktor Genç Aygürsoy bizimle birlikteydi. Hoşçakalın.